2. Necasetten taharet. Bedende, elbisede ve namaz kılacak yerde necaset, pislik bulunmamaktır. Başörtüsü, başlık, sarık, mest ve nalın da elbiseden sayılır. Boyuna sarılı atkının sarkan kısmı namaz kılanla birlikte hareket ettiği için elbise sayılır ve burası temiz olmazsa namaz kabul olmaz yaygının bastığı ve başını koyduğu yeri temiz olunca, başka yerinde necaset bulunursa, namaz kabul olunur. Çünkü yaygı, atkı gibi bedene bitişik değildir. Fakat kapalı şişe içinde, idrar taşıyanın namazı caiz olmaz. Çünkü şişe, bevlin meydana geldiği yer değildir. Bundan anlaşılıyor ki, cebinde kapalı kolonya, ispirto, diyor şişesi veya kapalı kutudaki kanlı mendil, nets bez varken namaz kılmak caiz değildir. İki ayağın bastığı ve secde ettiği yerin temiz olması lazımdır. Necaset üstüne örtülü bez, cam, naylon üstünde namaz kabul olur. Secdede etekleri kuru necasete değerse zararı olmaz. Deride, elbisede, namaz kılınan yerde, dirhem miktarı veya daha çok kaba necaset yok ise, namaz kabul olur ise de, dirhem miktarı bulunursa, tahrimen mekruh olur ve yıkamak vacip olur. Dirhemden çok ise, yıkamak farz olur. Az ise, sünnettir. Şarabın damlasını da yıkamak farzdır. İmameyne, i̇mam Ebu Yusuf ve i̇mam Muhammed'e göre ve diğer Üç mezhepte, kaba necasetlerin hepsinin zerresini bile yıkamak farzdır. Necaset miktarı, bulaştığı zaman değil, namaza dururken olan miktarıdır. Dirhem miktarı, katı necasetlerde bir miskal, yani 4 gram ve 80 santigram ağırlıktır. Akıcı necasetlerde, açık el ayasındaki suyun yüzü genişliği kadar yüzeydir bir miskalden az olan katı necaset, elbisenin avuç içinden daha geniş yüzüne yayılınca, namaza mani olmuyor. Necaset iki türlüdür. 1- Kaba necaset. Insandan çıkınca, abdest veya gusle sebep olan her şey, eti yenmeyen hayvanların, yarası hariç ve yavrularının yüzülmüş, dabağlanmamış derisi, eti, pisliği ve bevli, insanın ve bütün hayvanların kanı ve şarap, leş, domuz eti ve kümes hayvanlarının pisliği ve yük hayvanlarının, koyun ve keçinin necasetleri galis yani kabadır. 2. Hafif necaset Hafif olan necasetlerden bir uzva ve elbisenin bir kısmına bulaşınca, bu kısım veya uzvun dörtte biri kadarı namaza zarar vermez. Eti yenen dört ayaklı hayvanların bevli ve eti yenmeyen kuşların pisliği hafiftir. Güvercin, serçe ve benzerleri gibi eti yenen kuşların pisliği temizdir. Şarabın imbiklenmesiyle elde edilen rakı ve ispirto kaba necaset olup, içilmesi şarap gibi haramdır. Namaz kılarken kan, ispirto ve alkollü içkiler elbiseden ve deriden yıkanıp temizlenmelidir. Uçmakla temiz olmaz. Bunlar bulunan şişe ve benzerleri cepten çıkarılmalıdır. Necaset her temiz su ile abdest ve gusül alınmış su ile sirke ve gül suyu gibi akıcı mayilerle temizlenir abdeste, gusülde kullanılan suya müstamel su denir. Bu su temizdir. Fakat hadesi temizleyici değildir. Bununla necaset temizlenir. Fakat abdest alınmaz ve gusledilmez. İstinca Önden ve arkadan necaset çıkınca, bu yerleri temizlemeye istinca denir. İstinca yani taharetlenmek, sünnet-i müekkededir yani helada abdest bozulduktan sonra erkek ve kadının taş ile veya su ile önünü ve arkasını temizleyerek idrar ve pislik bırakılmaması sünnettir. Fakat başkasının yanında avret yerini açmadan su ile istinca yapamayacaksa, pislik fazla olsa bile su ile istincadan vazgeçer. Avret yerini açmaz, namazı öyle kılar. Açarsa fasık olur. Haram işlemiş olur. Tenha bir yer bulunca su ile istinca yapar ve namazı iade eder. Çünkü bir emri yapmak bir haramı işlemesine sebep olursa haramı işlememek için o emir tehir edilir veya terk edilir, yapılmaz. Kemik, taam, gübre, tuğla, saksı ve cam parçaları, kömür, hayvan yemi, ve başkasının malı ile ve muhterem yani para eder şeyler mesela ipek ile camiden atılan şeylerle zemzem suyu ile yaprak ile kağıt ile istinca tahrimen mekruhtur. Boş kağıda da saygı lazımdır. Muhterem olmayan isimler, dine yaramayan yazılar bulunan kağıtlar ve gazete ile istinca caizdir. Fakat İslam harfleriyle yazılmış Hiçbir kağıt ile istinca edilmez. Önü ve arkayı kıbleye dönerek ve ayakta ve özürsüz çıplak abdest bozmak mekruhtur. İdrar toplanan yerde gusül caiz değildir. Fakat bevl akar gider, toplanmazsa bunlar caiz olur. İstincada kullanılan su netz olur. Elbiseye sıçratmamalıdır. Bunun için istinca yaparken avret yerini açmak, tenha yerde yapmak lazımdır. Musluk başında elini donunun içine sokup, idrar yerini avuçtaki suya sürerek yıkamakla istinca olmaz. İdrar damlası bulaşınca, avuçtaki su net olur ve damladığı çamaşır pis olur. Bu suyun damladığı yerlerin toplamı avuç içinden fazla olursa, namaz kabul olmaz.'' İstibra erkeklerin yürüyerek, öksürerek veya sol tarafa yatarak istibra etmesi yani idrar yolunda damlalar bırakmaması vaciptir. İdrar damlası kalmadığına kanaat gelmeden abdest almamalıdır. Bir damla sızarsa hem abdest bozulur hem de elbise kirlenir. Çamaşıra avuç içinden az sızarsa abdest alıp kıldığı namaz mekruh olur. Çok sızarsa namaz kabul olmaz. İstibrada güçlük çekenler arpa kadar nebati pamuk fitili idrar deliğine koymalıdır. Sızan idrarı pamuk emer. Yalnız pamuğun ucunun dışarıda kalmaması lazımdır.